gazeteci Kemal Vanlı'nın, insanları aptal gibi görmek başlıklı makalesini dinliyorsunuz. Erva eski belediye başkanımız Hüseyin Yıldırım seçimi kaybettiğinde, belediyeye 111 milyon borç bıraktığı açıklanınca, ondan önceki belediye başkanımız Ahmet Yenihan'ın bıraktığı 40 milyonluk borcu hatırlatarak, Yıldırım'a haksızlık edildiğini yazmıştım. Çünkü dolar bazında bakıldığında, 2019 yılında 21 milyon dolar civarı olan borç ile 2014 yılında devralınan borç arasında büyük bir sapma yoktu. Ekmek fiyatlarının dahi yerinde durmadığı ülkede borç rakamlarına Türk lirası bazında bakıp yerinde durmasını beklemek haksızlık. 2019 yılında ülke ortalaması 1 lira 25 kuruş olan ekmek 2023 sonunda 10 liraya kadar yükselmiş. 2019 yılında 2558 lira olan asgari ücret bugün 17200 lira. 2019 yılında 50-60 bin liralık ikinci el arabalar bugün 1 milyonun üzerinde. Kısaca eskiden 10 lira borçlanarak aldığınız herhangi bir şeye bugün ancak 100 lira borçlanarak sahip olabiliyorsunuz. Bırakın belediyeleri, her vatandaşın bizzat yaşadığı tablo buyken, borç arttı, borç arttı diye yaygara yapmak insanları aptal gibi görmekten başka bir şey değil. Üstelik bunu ülkeyi bu hale getirenlerin yapması ayrıca mide bulandırıcı. Ama şu an durum farklı. Birileri sokaklarda kulaklara Erba Belediyesi'nin 1 milyar liranın üzerinde borcu olduğunu fısıldayıp, arkasından alıyor mikrofonu, borcu açıklayın diye, o yaydıkları dedikodulara üfleyerek alevlenmesine çabalıyorlar. Bunların başında gelen isimlerden biri AK Parti ilçe başkanı Selçuk Barsbay. Açıklayayım, belediyenin 2023 yılı borcu, 1 milyar falan değil, 390 milyon lira. Dolar bazında yaklaşık 12 milyon dolar yani borç yükselmemiş, aksine 21 milyon dolardan 12 milyon dolara kadar gerilemiş. Bu rakamı birkaç ay sonra hesapladığımızda borç muhtemelen 10 milyon doların da altına düşecek. O arada, 2019 yılında belediyenin yıllık gelirleri 60 milyon Türk lirası. Dolar bazında, 11 milyon 215 bin dolar. Bugün ise, yıllık gelir 460 milyon Türk lirası. Dolar bazında, 14 milyon 375 bin dolar. Yani önceki yönetimde 2 yıllık gelirin ancak ödediği borcu bugün 1 yıllık gelir ödüyor. Kenara da hatırı sayılır bir bütçe rakamı kalıyor. Belediyenin borcu dolar bazında düşerken geliri de ters orantılı şekilde dolar bazında artmış. Kabul edelim ki önceki dönemlere göre ortada pozitif bir sapma var. Belediye yönetimi mali tabloyu pozitif şekilde düzeltirken hizmet ve yatırımlarını da aksatmamış. Bu bilgileri nereden aldım sorusuna gelince Açıklanmış borçları Erbaa Belediyesi'nin internet sitesinden, bu yılın Ekim ayında açıklanacak borçları ise belediyeden. Elindeki bilgileri benimle paylaşın çağrısı yaptıklarım, ne arayabildi, ne de telefonumu açabildiler. Ek bilgiler de vereyim mi? Belediyenin bankalardaki itibarı da yükselmiş. Hiçbir bankada bloke durumları yok. Belediyeye başlatılmış icra takibi yok. Bunları neden vurgulama ihtiyacı hissettiniz? Devraldığınızda durum neydi? Soruma. Belediye borçlarından dolayı çalışamaz ve kredi kullanamaz durumdaydı. Kredileri açabilmek için 30'a yakın icra ve blokeyi kaldırmak zorunda kaldık. Cevabı verildi. Uzamasın diye kesiyorum. Yarın bu konunun gazeteci bakış açısıyla ayrıca polemini de yapacağım. Kemal Vanlı